Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle İngilizce'deki düzensiz fiiller konusunu ele alacağız. Düzensiz fiil nedir? Nasıl kullanılır? Buna bakacağız. Tabii düzensiz fiillere İngilizce'de irregular verbs deniyor. Düzensiz fiiller, düzenli fiillere de regular verbs deniyor. Şimdi bu düzenli ve düzensiz fiil ayrımı bizim İngilizce'de ve bazı farklı dillerde gördüğümüz bir ayrım. Türkçe'de hani Türkçe konuşan birisi olarak size garip gelebilir. Yani bir fiil niye geçmiş zamanda farklı, şimdiki zamanda farklı, neden değişiyor, bunun sebebi nedir diye düşünebilirsiniz. Bu detaylara birazdan gireceğiz. Dediğim gibi Türkçe'de düzenli düzensiz fiil gibi bir ayrım çok görmüyoruz. İngilizce'de karşılaştığımız bir ayrım. Başka Avrupa dillerinde de görebiliyoruz. Düzenli fiillere regular, düzensiz fiillere de irregular verbs deniyor. Mesela örnek olarak bakacak olursak clean fiili yani temizlemek fiili İngilizce'de düzenli bir fiildir. Go yani gitmek fiili irregular, düzensiz bir fiildir. Şimdi niye bize bu düzensiz fiilleri bilmek gerekiyor? Şundan dolayı gerekiyor. Fiiller bir dilde pek çok yerde kullanılan çok yaygın kelimeler. Yani İngilizce zamanlarda yani tenses konusunda edilgen cümlelerde yani pasif yaparken passive structures sıfatlarda farklı farklı konularda fiillere dolayısıyla da düzenli ve düzensiz fiil ayrımına, düzensiz fiillerin kullanımına ihtiyaç duyuyorsunuz. Şimdi burada bir örnek üzerinden bakalım bu düzenli düzensiz fiil olayına. Mesela İngilizce'de hani dedik ya zamanlarda düzensiz fiile ihtiyacınız oluyor. İngilizce'de geçmiş zaman yani simple past hani farklı geçmiş zamanlar var ama mesela en basitinden simple past dediğimiz klasik geçmiş zamanda ne var? Olumlu cümle yapmanın kuralı şu. Diyor ki özneyi yazın ondan sonra eğer fiiliniz düzensiz bir fiilse fiilin ikinci halini kullanın. Eğer düzenli bir fiilse fiile ed eki ekleyin. Mesela İngilizce'de yemek fiili. Yemek fiili to eat fiili. Eat fiili. Eat fiili düzensiz bir fiildir. Bunun ikinci hali ate diye yazılır. Üçüncü hali ise eaten diye yazılır. Şimdi ben burada ben elma yedim derken şöyle cümle kurmam gerekiyor. I ate. Hani fiil düzensiz olduğu için ikinci halini alıyorum. I ate an apple diyorum. Ya da hani gitmek fiili. Gitmek fiili ne? Go. Bunun ikinci hali go. Went. Üçüncü hali de gone. Şimdi ben oraya gittim derken hani geçmiş zamanda past simple'la böyle bir cümle kuracaksam ne diyorum? I. Sonra go fiilinin ikinci hali went. I went there. Hani ben oraya gittim diyorum. Şimdi burada şunu sorabilirsiniz. Hani ben bir fiilin düzenli mi, düzensiz mi olduğunu nereden bileceğim, nereden anlayacağım? Bunu açıkçası fiili öğrenirken sözlükten rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi sözlüğe geçelim, size göstereyim. Mesela burada Cambridge sözlüğü açtım. Go fiilini aradım. Bakın go diye aradığımda hemen açıklaması geliyor. Zaten verb diye yazmış. Diyor ki ne bu bir fiil. Sonra hemen bakarsanız altında açıklamalarda işte ne yapmış? Present participle demiş. Hani ing'li halini vermiş. Sonra bakın past tense demiş. Hani ikinci hali. Ve bizim üçüncü hal dediğimiz past participle. Bakın görüyorsunuz fiilin detaylarını vermiş. Zaten böyle bir açıklama yaptıysa demek ki bu ne? Düzensiz bir fiil. Ama mesela pause fiilini hani ara vermek fiili, duraklatmak fiiline bakacak olursam bakın pause fiilinde hiçbir şey yazmamış. Direkt zaten örnek cümlede de geçmiş zamanda kullanılan örnek cümlede de direkt ed eki eklemiş. Demek ki bu ne? Düzenli bir fiil. Eğer düzensiz bir fiil olsaydı bize ikinci, üçüncü halini buradaki açıklamada verirdi. Ya da mesela go fiilini Longman sözlükte aradığımda bakın Longman sözlüğe geldim. Burada go fiiline bakıyorum. Hemen bakarsak hemen açıklamalar kısmında hemen past tense went demiş. Past participle yani üçüncü hali dediğimiz şey gone olarak söylenmiş. Yani bir fiil düzensizse muhakkak sözlükte açıklamasında ikinci hali, üçüncü hali past tense, past participle diye yazar. Düzenliyse zaten hiçbir şey yazmaz. Normal örneklerini verir. Siz de oradan fiil düzenli mi, düzensiz mi diye anlayabilirsiniz. Ya da internette pek çok yerde kitapta ne vardır? İngilizce düzensiz fiiller listesi vardır. Mesela Hüseyin Demirtaş'ta İngilizce sitesinde burada İngilizce düzensiz fiiller listesi var. Bakın uzunca bir liste. Hani en sık kullanılanlarla alakalı. Ya da hani böyle bir liste üzerinden ezberleyip öğrenebilirsiniz. Ama tabii burada temelde benim tavsiye edeceğim şey hani kuru kuru öğrenmek yerine cümle içinde öğrenmek. Bunları farklı cümlelerde, örnek cümleler içerisinde kurmak, kullanmak, görmek. Hani pratiğe dökmek. Yoksa sadece kuru kuru ezberlemek çok da sağlıklı değil. Bu tarz listeler üzerinden de öğrenebilirsiniz. Bu listeyi de zaten sizinle link olarak aşağıda hem video açıklamasında yorumlarda paylaşıyor olacağım. Dediğim gibi sözlüklerden kolayca bu şekilde bir fiil düzenli mi, düzensiz mi
görebilirsiniz. Bunun dışında İngilizce'de neden düzensiz fiiller var, bu işin geçmişi, tarihi nedir? Bu konuda iki tane de güzel kaynak buldum sizinle paylaşmak istediğim. Bir tanesi bir Wikipedia makalesi. Burada İngilizce'nin geçmişine giderek hem işte Old Germanic dediğimiz eski işte German dilleri, işte Almanca ile alakalı diller, ondan sonra Fransa'nın etkisi. Şimdi bunlar İngilizce'nin geçmişinde pek çok dilin etkisi var. Bunların ne tür etkileri olduğu, dili, grameri, kelimeleri nasıl değiştirdiği ile alakalı tarihi açıklamalar var. Hangi diyelim fiil zaman içerisinde nasıl değişmiş? Çok büyük fazlaca detay var. Hani dileyen bunları okuyabilir ya da daha kısa güzel bir açıklama var burada. İşte dilin doğası, değişimi, düzenli, düzensiz kavramı ile alakalı Why do we have irregular verbs diye bir video var. Bunları da yine burada düzensiz fiiller sayfasında ya da video açıklamasında sizinle not olarak paylaşıyor olacağım. Dediğim gibi böylece ne yapabiliyoruz? Hani sözlükten rahatça bir kelimenin, bir fiilin düzenli mi, düzensiz mi olduğunu görüyoruz. Ondan sonra fiilin halleri dedik. Yani bu düzensiz fiiller için tabii geçerli. Düzenli fiilde zaten geçmiş zamansa ya da üçüncü hali ise direkt ed2 getiriyorsunuz. Ha, fiilin birinci hali, ikinci hali, üçüncü hali diye duyabilirsiniz. İşte geçmiş zaman hali, past participle hali diye duyabilirsiniz. Bakın birinci hal dediğimiz o master, temel hali. Buna base form da denir. Hani terim olarak görürseniz kafanız karışmasın diye paylaşıyorum. Yani birinci hal dediğimiz o master halini base form, hani temel form. İkinci hali ya da işte geçmiş zaman hali past tense diye görürsünüz. Üçüncü halini de past participle diye görebilirsiniz. Hani verb 2 dediğimde past tense'i kastediyorum. Verb 3 dediğimde V3 gibi bir şey yazarsam da past participle, yani üçüncü halini kastediyorum. Burada da örneklerde mesela go nedir burada? Base form'dur. Went past tense. Gone da past participle hali. Ama düzenli bir fiilde hani birinci hali bu. Hani base form clean. Past tense de past participle da ikisi de aynı. Çünkü direkt ed eki alıyor. Evet arkadaşlar, durum böyle. İngilizce'de Türkçe'den farklı olarak düzensiz fiiller var ve bu düzensiz fiiller İngilizce'de en sık kullanılan fiiller arasında. Yani olmak fiili, gitmek fiili, yemek fiili, uyumak fiili, çok yaygın kullanılan fiillerin büyük bir kısmı düzensiz fiiller. O yüzden bunları bizim öğrenmemiz, kullanmamız, bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi Türkçe'den farklı ama her dil kendine has yapılara, özelliklere sahip. O yüzden efendim Türkçe'de yok, ben bunu istemiyorum diye bir şey diyemeyiz. Olduğu gibi kabul ediyorsunuz, kullanıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Zaman içerisinde de göre göre, duya duya, okuya okuya ne yapıyorsunuz? O fiilleri yerleştiriyorsunuz. Daha otomatik şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Mesela bunları İngiliz ve Amerikalı çocuklar da öğrenirken yanlış yapıyor. Niye? Şimdi çocuk annesinden babasından düşünün, küçük bir çocuk işte 1-2 yaşında, 2-3 yaşında neyse İngilizceyi öğreniyor duya duya. Sonra bakıyor ki hani geçmiş zaman, hani geçmişle alakalı bir şey derken fiillerin hep sonuna ed eki geliyor. Mesela clean, cleaned oluyor. Ondan sonra pose, posed oluyor. Ondan sonra ne bileyim farklı bir fiil geçmişle alakalı bir şey gördüğünde hep ed geliyor. Mesela warn, uyarmak, warned. Hani geçmiş zaman ed eki geldi. Sonra çocuk ne yapıyor? Go'nun sonuna da ed getiriyor. Diyor ki goed diyor. Sonra annesi babası düzeltiyor. Diyor ki no, go değil, hani went. Çocuk diyor ki I go there. Annesi diyor ki no, you went there. Sen oraya gittin. Hani doğru cümleyi söylüyor. Çocuk hani o düzeltmeler içerisinde ya da etrafı gözlemleyerek o farkı zaman içerisinde anlıyor. Yani ne diyelim, açık bir gramer eğitimi almıyor ama yanlışlarını belki ebeveynleri düzelttikleri için, etrafında onun o şekilde kullanıldığı için o yanlışı zaman içerisinde düzeltiyor. Yoksa dediğim gibi hani İngiliz Amerikalı çocuklarda düzensiz fiillere ilk başta ed eki getiriyorlar ama hayatın içerisinde yaşayarak, duyarak ne yapıyorlar? O yanlışı düzeltiyorlar. Düzensiz formu öğreniyorlar. O şekilde kullanmaya başlıyorlar. Sizin için de benzer bir süreç geçerli olabilir. İlk başta ne diyelim, hepsini bilmezsiniz ama kullana kullana düzenli ve düzensiz fiilleri ne yaparsınız? Ayırt edersiniz. Rahat bir şekilde kullanmaya başlarsınız. Evet arkadaşlar, benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Hüseyin Demirtaş'ta İngilizce kanalında bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.